bir ülkeyi geleceğe taşır bundan 6 yıl önce 5 ekim 2011'de akşam gazetesindeki yazımızda şöyle demişiz her meslekte olağanüstü anlar vardır biraz da çizginin dışında olma anlarından söz ediyorum profesör doktor celal Şengür'ün büyük 99 Depreme için kullandığı yakışıklı sözcüğünde ifadesini bulan bir garip olağanüstülük mesela bir başka deyişle herkesin kendi Everest'inin zirvesine çıktığını sandığı anlar. Başarıdan söz etmiyorum. Mesleklerin kuramıyla pratiğinin bu kadarı da olur mu dedirten muhteşem buluşmasına tanık olmak masariyetine erişebilme hası. Veya bu türden heyecanlar belki de bir mesleğin tarihini bilip de geleceği üzerine de kafa yorabilen ender insanlar için haz ve anlamın çakıştığı anlardır. Başbakanın Birleşmiş Milletler toplantısından dönüşte uçağıyla Türkiye'ye getirdiği 1900 yıllık ve 200 kilo ağırlığındaki Herakles heykelinin üst parçasının Antalya Müzesi'ndeki alt parçasıyla buluşturulup ayağa kaldırılması gerçekten de görülesi özel anlardan biri. Herakles'in belden alt parçasını bulduğunda rahmetli Profesör Doktor Jale İnan ve ekibinin yaşadığı yakışıklı heyecanın ölçüsünü tahmin edemeyiz ama Galiba Antalya Müzesi'nin şifreli kozmik deposunda özel yetkili uzmanlarca tek parça haline getirilen Herkül'ün yeni halini ilk gören kim varsa hepsinin sevincini paylaşabiliriz. Yukarıda ifade etmeye çalıştığım duyguların şu haberle bir kez daha depreştiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Kültür ve Turizm Bakanı Profesör Doktor Nabi Avcı 2010 yılında İsviçre'nin Cenevre gümrüğünde ele geçirilen ve Cenevre Başsavcılığı makamınca yürütülen soruşturma sonucunda Türkiye'ye iade edilmesine 2015 yılında karar verilen Herakles Lahti'nin ülkemize iadesinden önce Cenevre Üniversitesi'nde düzenlenen serginin açılış törenine katılmış. Türkiye'den yasa dışı olarak çıkarılmış bütün kültür varlıklarının iadesi için girişimlerini sürdürdüklerini söyleyen Avcı Suriye ve Irak gibi çatışma alanlarındaki kültür varlıklarının korunması konusunda da Interpol ve ICOM'la işbirliği yaptıklarını dile getirmiş. Lahit Eylül ayında Antalya'ya getirilecekmiş. Türkiye'de onca siyasi ve ekonomik gündem varken bir dolu üçüncü sayfa haberi üzerine insanlar tartışırken sana ne Heraklis Lahdi'nden diye düşünenler olabilir. Cumhurbaşkanlığının olağanüstü titizlikle hazırlanmış olan medya mensuplarına verilen iftar yemeğiyle ilgili atılmış bir tweet'e zıkkımın kökünü yiyin diye cevap yazan hikmet, iffet, cesaret yani erdem ve adalet yoksunu insansı benzeri düşünenler olduğu gibi. Bir ülkeyi ayakta tutan ve onu geleceğe taşıyan ne ekonomik gücüdür ne adam başına düşen gayri safi yurt içi hasılası ne de altyapı yatırımları onu geleceğe sadece ve sadece kültür ve değerleri taşıyabilir. Gerisini arif olan anlar. Anlamayana da bir lafımız olmaz zaten. Safet Ulusoy iyi ki görmedi. Meşhur laftır. Özellikle kurumsallaşma sürecini aile şirketi anlayışıyla birleştirmeyi başaramamış, yarı feodal şirketler için söylerler. Birinci kuşak kurar, yükseltir, ikinci kuşak tutar, korur, üçüncü kuşak batırır. Haberi duyunca içim sızladı. Bu sefer iş üçüncü kuşağa kalmamıştı. Ulusoy markasını şanıyla şöhretiyle inşa etmiş olan, yakından tanıma fırsatı bulduğum rahmetli Safet Ulusoy geldi aklıma. O ne vizyon, o ne çalışkanlık ve o ne değerlere bağlılık. Aileyi sımsıkı bir arada tutma başarısı. Ölümüyle birlikte ailenin çözülmesine tanık olanlar Saffet Bey'i keder ve hasretle yad ederler. Allah'tan görmedi bugünleri. Görseydi ölmekten beter olurdu. Değerler sistemi üzerine nasıl titrediğini, muhafazakarlıkla modern dünya görüşünün nasıl bir arada yürütmeyi başardığını bizzat birlikte yaşayarak görenler kendisinden pek çok şey öğrenmişlerdir. Oftaki minicik bir taşıma şirketiyle işe başlayayım başta rahmetli Cemal Ulusoy olmak üzere kardeşleriyle birlikte Türkiye'nin en saygın ve başarılı şirketler topluluğunu inşa etmiş olan Safet Ulusoy'un amiral gemisi, Türkiye'nin en köklü yolcu taşıyan markası Ulusoy için mahkeme iflas kararı vermiş. Otobüslere, arsalara ve diğer taşınmazlara icra gelmiş. Yakında şirketin tasfiyesine başlanacakmış.'' Aile arasındaki bölünme sonrası bünyesindeki bir başka efsane otobüs markası Varanı da barındıran Ulusoy Seyahat, Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Haluk Ulusoy'da kalmıştı. Yazık olmuş o dev markaya.